Annyeonghaseyo Tankut. Annyeonghaseyo. Çalçıneseyo. Çalçıneseyo hocam. Harikasın Tankut'cum. Ya bugünlerde hepimiz ne yazık ki evlerdeyiz ve kuaförler berberler de kapalı belli bir durumdan dolayı. Ee, ben de böyle saçımı kestirmek istiyorum ne zamandır ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Kardeşim de diyor hatta ya abla ben de kestirmek istiyorum falan filan saçlarım çok uzadı. Pek çok arkadaşımdan da duydum. Yani sanırım bu iş bittiği zaman yani sosyal mesafe sürecinin sonuna geldiğimiz zaman pek çok kişi kuaförlere ve berberlere gitmek isteyecek. Madem dedim ki kuaföre berbere gidiyoruz, Korece'de kuaföre gitmeden önce mutlaka öğrenmemiz gereken 5 cümleyle bugünkü dersimizi yapıyoruz tankıcığım. Hazırsan başlıyorum. Şimdi eğer ki daha önce gitmediğimiz bir kuaförse ya da belki fiyatları değişmiştir. Biz ne yaparız? Genelde Türkler önce bir fiyatını sorarız. Bu ne kadar? Ne kadar diye bir sormayı öğrenmemiz lazım. Saç kesimi ne kadar diye soracağız. Ama öncelikle sadece ne kadar demeyi öğrenelim. Şurası olmaya ya olmaya ya okunuşunu da yazalım. Olma yeyo ya. Ne kadar dedim Tankut'cum. Peki ney ne kadar? Bundan sonra başına istediğimi getirebilirim. Mori katı. Mori daha önce de bir videomuza karşımıza çıkmıştı. Mori baş demek ama aynı zamanda saç demek. Mori katı. Kat. İngilizce'deki kattan geliyor. Saç kesimi. Morikotu olmayıyor, saç kesimi ne kadar diye sorduk Tankut'cum. Eğer ki fiyatı bize uygunsa, aklımıza yatıyorsa diyoruz ki saçımı kestirmek istiyorum. Lütfen saçımı kesin diyeceğiz. Peki nasıl söyleyeceğiz? Saç kesimi neydi? Mori kotu. değil mi? Bu sefer sadece kotuyu almam yeterli. Tekrar moriyi söylememe gerek yok. Ko Ko-tı. Kesim. Ne diyorum? Hecuseyo. Buradaki benim fiilim ne? Hecuseyo. Hadayı biliyoruz artık. Hada yapmak. Hecuda. Yanına cu eklersem şuradaki cu, cu, cu hecesi. Hecuseyo. Hecuseyo dersem neymiş? He, seyo. Yapın lütfen. Karşı taraftan bir şey rica ederken Tankut'cum sonuna şu 주세요. Cüseyo'yu ekliyoruz. Ve kotu he cüseyo dediğim zaman da saçımı kesin lütfen demiş oluyorum Tankut'cuğum. Peki saçımı kestik. Başka ne yapıyoruz kuaförde? Saçımızı boyatabiliriz değil mi? Yine bak burada hemen bir he dikkatimi yakaladım. Az önce görmüştüm. Ne dedim az önce? Kotu he Kesin lütfen. Şimdi ne diyeceğim? Yomsek he Hecuseyo aynı. Yapın lütfen. Yani karşı taraftan istiyorum. Az önce kotiydi, saç kesimiydi. Şimdi ne oldu? Şimdi yomsek. Yomsek ne demek Tankutcuğum? Boya. Ama saç boyası. Yani saç boyamak için kullanılıyor bu. Yomsek hecuseyo. Yomsek hecuseyo. Saçımı boyatacağım. Saçımı boyayın lütfen anlamına geliyor Tankutcuğum. Aa süper. Yine hecuseyo. E ben artık hecuseyo ile cümle kurmayı öğrendim. Karşı taraftan bir şey istiyorsam, bir şey yaptıracaksam önce o sözcüğü söylüyorum. Ardından hecuseyo'yu ekliyorum. Artık bunu yazmıyorum bile. Lütfen yapınız. Bu seferki arkadaşım güzel bu kıvırcık saçları varsa ne yaptırmak istemiş olabilir? Perma. Şimdi arkadaşlar eğer Kore dizileri falan izliyorsa orada böyle ee, acunmalar acummalar vardır. Ya da Koreliler severler yani böyle saçları genelde düz olduğu için e, perma yaptırırlar çok fazla. Permanın da Korece söylenişi pa-ma. Pama. Pama. Perma. Dediğim gibi biraz böyle acummalarla e, ee, özdeşleşen bir model perma ama normal bir hafifini falan da saçları dalgalansın diye çok fazla yaptırıyor. Yani benim bütün arkadaşlarımın saçı permalıydı neredeyse. Ee, o yüzden bunu da öğrenmekte fayda var. Pama hejuseo perma yapın lütfen anlamına geliyor. Şimdi burada kritik bir cümle var. Biraz uzun gözüküyor ama parçalara böleceğiz ve bir kuaförde Ayrıca berberde erkeklerin en dikkat ettiği şeylerden birinin bu olduğunu biliyorum. Ve o yüzden cümlemize başlıyoruz. Ne diyeceğiz? Saçımı kısa kesmeyin lütfen. Saçımı çok kısa kesmeyin lütfen diyeceğiz. Burası kritik. Yine fiilden başlayalım. Fiilimiz burada. Çağrıcı maseo. Çağrıcı maseo. Hmm. Ama fiilimi de böleyim en iyisi. Daha kolaylaşsın benim için. Fiilimin kökü Carıda. Carıda fiilimin kökülü. Kökü. Cimaseo. Hacimaseo. Hacima. Bunu hatırlıyor musunuz? Hacima ya da kacima. Yapma. Hacima. Kacima. Gitme. Yapma. Etme. Negatif. Yapma emir cümlelerinde cimaseo oluyordu. Yani cima seyo ne demek? Yapma aslında. Ne yapma peki? Ne yapmamanı istiyorum? Çarıda fiilimin kökü burada. Çarı da ne demek? Yazayım şöyle. Çarı tık 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 çarı kesmek. Çarı da kesmek anlamına geliyor Tankucum. Çarı da kesmek. Çarı cimaseo dediğim zaman kesmeyin lütfen. Kesmeyin lütfen. Hmm, anlaştık. Peki benim burayla işim bitti. Şimdi ilk bölümdeyim. Burada nasıl kesmeyin lütfen? İki tane sözcüğüm var. Nomu. Çarpge. Birincisi nomu, ikincisi çarpge. Nomu. Nomu nomu yeppo, saranghago şippo, cii ci, cii ci, ci, baby diye bir şarkı vardı. Sanırım benim gibi yaşlı arkadaşlar bilebilirler. Nomu. Nomu ne demek? Çok. Nasıl okunuyor? Nomu. Çok. Çok. Bir şey bir şey kesmeyin lütfen. Ne diyeceğiz? Kısa. Çarpge. Çalpke. Çalpke. Çalpke kısa kısa şekilde demek Tankutcuğum. Nasıl okunuyormuş? Onu da hemen şuraya yazalım. Çalpke. Çalpke. Çok kısa. Kesmeyin lütfen. Nomu çalpke çarıcı maseo. Nomu çalpke çarıcı maseo dedik ve bence en kritik işi de kuaförden sağlam çıkmamızı sağlayacak en kritik şeyi de halletmiş olduktan Tankut'cum. Şimdi bir tane biraz farklı bir ödüllü sorum var sana. Bugün biz yomsek hada fiilini öğrendik değil mi? Yomsek hada neydi? Saçını boyamaktı. Yomsek hecuseo diye öğrenmiştik değil mi? Yomsek hecuseo. Yani boyayın lütfen. Ben de kendimi boyamışım zaten gözüktüğü gibi. Peki ne diyor başında? Diyor ki i Sekkallo. İ bu demek. İşaret ediyorum. Bu. Sekkallo. Sekkallo bu renkle. İ sekkallo. Yomseke cüseyo. Hmm, bak burada bir resim var. Bu arkadaşımız saçı ne renk? Pembe. Değil mi? Diyorum ki benim saçımı bu renge boyayın lütfen. İ sekkallo yomseke cüseyo. Diyorsam eğer hangi rengi istiyorum? Çuhang sek mi? Paran sek mi? Punhong mi? Komjong sek mi? Biraz zor bir soru. Bakalım bu. Arkadaşlarımız biraz araştırsınlar renklerin isimlerini. Çuhang sek mi? Paran Sekmi, mi? Punhong sek mi? Komjong sek mi? Bu arkadaşımız gibi olmak istiyorsam saçımı hangi renkte istiyorum? Cevaplarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Annyeong. Annyeong.